Sigorta ekranından herkese günaydın. Ben Damla Özavşar. Farklı konu ve konuklarla yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün de yine çok önemli bir konuğumuz var. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören bizlerle birlikte olacak. Hem Anadolu Sigorta'nın 2022 planlamalarını konuşuyor olacağız, hem de genel olarak sektörü değerlendireceğiz. Tabii ki burada acentelere vereceği mesajlar da çok önemli olacak. Günaydın Can Bey, size de hoş geldiniz. Günaydın Damla, güzel bir yayın olacak. Tüm izleyenlere yayına katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok bekletmeyelim, Fatih Bey'i hemen alalım yayına. Merhabalar Fatih Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar Damla Hanım, günaydın Can Bey, selamlar Anadolu Sigorta'dan. Günaydın, şimdi böyle bir iki gündür günlere savaşlarla uyanıyoruz. Hani bunlar hiç böyle tebessümle konuşulacak şeyler değil ama umudumuzu yitirmemek gerekiyor. Buna vurgu yapmadan başlamayayım istedim. Sizin de bu konuda çok kısa bir görüşünüzü alalım. Öyle hemen Damla size ilk sorusunu sorsun sonrasında. Valla görülecek güzel günlerimiz var inşallah. Hep beraber güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Enseyi karartmamak lazım bence de Can Bey. Bence de. Evet. İyi olacak yani diyoruz her şey. Damla evet. Hemen evet. Başlayalım. Hızlıca başlayalım. Çok konuşacak şeyimiz var. Bu arada izleyenler de çok aktif şu anda görüyorum. An itibariyle de canlı yayındayız. Onları da buradan iletmiş olalım. Soru ve görüşleri olabilirse yayın süresi boyunca bunları bize iletebilirler. Biz de program süresi boyunca vakit kalırsa Fatih Bey'le bunları paylaşıyor olacağız. Evet Fatih Bey, vallahi şöyle başlayalım. Aslında son iki seneye baktığımızda pandemiyle birlikte süre gelen bir süreç, zorlayıcı bir süreç ama sigorta sektörü aslında bir şekilde adapte olmaya çalıştı diyebiliriz. Fakat sonrasındaki gündemimize baktığımızda biraz daha ekonomik konjonktürdeki değişimleri konuşuyoruz. 2021 yılını hem Anadolu Sigorta hem de sektör bu çerçevede nasıl geçirdi ve tabii ki devamında 2022 yılına ait öngörülerinizi de almak isterim. Can Bey biraz önce bahsetti, aslında dün itibariyle de bir operasyon, bir savaş başladı maalesef ki istemediğimiz şekilde. Tabii ki ekonomideki duruma nasıl yansıdığını da görüyoruz, bu tarz olayların hemen kurlara da bir yansıması oldu. Genel olarak bu gelişmeyle birlikte de nasıl 2022 yılı geçireceğiz, nasıl değişkenler bizi bekliyor, bir değerlendirme olarak başlayalım. Teşekkür ederim Damla Hanım. Şimdi öncelikle Anadolu Sigorta'dan başlayayım tabii. Kendi şirketimden başlayayım. Anadolu Sigorta açısından 2021 yılı aslında başarılı, güzel sonuçlarla ulaştığımız bir yıl oldu diyebiliriz. Prim üretimi tarafına baktığımızda Anadolu Sigorta %34'lük bir artış gerçekleştirdi. Sektörün 5,5 puan üzerinde. Prim üretimi rakamımız 10 milyar liranın üzerinde gerçekleşti ki hani Türk sigortacılık tarihinde 10 milyarı geçen iki şirketten bir tanesi olduk yine ilk defa. 10.7 milyar civarında bir üretim artışıyla. Yine kar anlamında bakıldığı zaman bütün zorluklara rağmen Anadolu Sigorta güçlü mali yapısıyla konsolide karını %16 civarında arttırarak 590 milyon liralık bir net kara ulaştı. Yine geçen sene yapılan bir araştırmaya göre, bu Brand Finance denilen uluslararası marka araştırmaları yapan kuruma göre Anadolu Sigorta Türkiye'nin en güçlü ilk 10 markası arasında yer alıyor. Bu da bizim için ayrı bir gurur sebebi oldu açıkçası. Bu sadece sigorta sektörüne özel değil, bütün sektörler için yapılmış bir çalışmadan bahsediyorum. Yine geçen sene başarılarımızdan bir tanesi Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından finansal hizmet ihracatında ilk sırada yer aldığı için Anadolu Sigorta birincilik ödülü aldı. Bu da ülkemize finansal anlamda, finansal hizmetler anlamında döviz kazandırıcı faaliyetlerinden dolayı geldi. Tabii bütün bunları beraber iş ortaklarımızla beraber yaptık. Bunlarda payı olan bütün iş ortaklarımıza, değerli acentelerimize de buradan çok teşekkür ediyorum. Sektöre geçecek olursak, sektör tarafında da aslında ben sektörümüzü oldukça başarılı buluyorum. Son derece dinamik, rekabetçi bir sektör. Şimdi hikayeyi birazcık baştan almak lazım aslında. Pandemi dönemiyle beraber biliyorsunuz hepimizin yaşadığı şeyler aslında bunlar. Özellikle kaza araç sigortalarında ve sağlık sigortalarındaki frekans düşüşünden dolayı sektör
2020 yılında aslında ummadığı kadar iyi geçirmişti. Ve 2021 yılına başlarken frekanstaki bu azalıştan dolayı olduğundan da iyi bir sonuca ulaşmanın şeyiyle aslında mutluluğuyla diyelim. Bütün planlamalarını frekans düşük geçecek, sigorta bedelleri de bir taraftan özellikle araç sigortalarında artıyor. O zaman olabildiğince çok müşteriyi içeride tutalım, uygun fiyatlama yapalım stratejisiyle başladık. Firmaların ekseriyesi, büyük bir çoğunluğu. Bu 6. aya kadar da böyle gitti yılın ortalarına kadar. Orada ne hikayeyi değiştirdi? Aşının Türkiye'ye gelmesi ve hepinizin hatırlayacağı gibi bizim birinci dozları, ikinci dozları olmamızla beraber frekansın artması, insanların kapama ortamının ortadan kalkması, insanların diğer taraftan pandemi döneminde toplu taşımadan ziyade araç kullanmaya başlamaları gibi hususlarla beraber frekans artış eğilimine girdi. Biz ama hala daha sigorta bedellerindeki artışın bunu dengeleyeceğini düşünüyorduk. Üçüncü çeyreğe geldiğimizde malumunuz olduğu üzere işte bu trafik sigortalarındaki kanunun iptal yeniden çıkartılması, genel şartların durdurulması gibi konulardan kaynaklı şeylerle uğraştık. Son çeyreğe geldiğimizde ise döviz kurlarındaki hareketle beraber özellikle Kasım ve Aralık aylarında çok ciddi bir maliyet artışı yedi sigorta sektörü. Ve hani şöyle ifade edeyim, belirsizlik fiyatlanamadığı, belirsizliğin geriden fiyatlandığı bir sektör olduğu için ciddi anlamda tabii şeyi etkiledi. Bu bizim hasar maliyetlerimizi etkiledi ve yılı bu şekilde kapatmak durumunda kaldık. Bunun sonuçları tabii bu seneye de yansıyacak. 2022 yılına da yansıyacak. Ama ben sektörün son derece dinamik bir sektör olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bununla başa çıkabilecek bir sektör olduğunu düşünüyorum. 2022 yılında birkaç tane temel faktör var. Çok dikkat etmemiz gereken bütün aslında sigortacılık ekosistemi açısından. Bunlardan bir tanesi bizler sigortacılar olarak riski sigortalıyoruz. Risk fiyatlanabilir bir unsur. Ama belirsizlik sigortalanamaz. Dolayısıyla örneğin Can Bey özelinde konuşalım. Can Bey şimdi Antalya'da yaşıyor. Gerçi Bodrum'a da gidiyor yazları ama biz hadi onu Antalya üzerinden en azından sağlıklı bir şekilde fiyatlandırabiliriz. Yani buradan arabasına bindiği zaman onun yaş grubuna, meslek grubuna, medeni haline, kullandığı aracın motor gücüne, yaşadığı ile göre biz onun kaza yapma olasılığını biliyoruz ve onun fiyatını verebiliyoruz. Ama Can Bey'in bugün mü kaza yapmasıyla 6 ay sonra kaza yapması arasında uğrayacağımız maliyet değişimini bilemiyoruz. Çünkü burada bir ekonomik belirsizlik var. Yani tam olarak belirsizliğin fiyatlanması gereken bir yıl içindeyiz ama onu çok öngöremiyoruz. Birinci konu bu olacak bence sigortacılar açısından. İkincisi ve çok önemlisi de sigorta sektörü olarak biliyorsunuz biz bugüne kadar hep yatırım gelirleriyle teknik tarafı finanse ettik. Şu anda yatırım gelirleri negatife döndüğü için teknik tarafı finanse edecek bir yatırım geliri yok. Dolayısıyla sigortacılar sigortacılıktan para kazanmak zorundalar. Bu da tabii ki fiyatlarda ayarlama gerektiriyor ama biz bunu geriden yapıyoruz, geriden geliyoruz. Dolayısıyla ikinci önemli faktör bu olacak. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde de tabii ki müşteriyi korumak ve arttırma noktasında önemli çalışmaları olacak sigorta sektörünün diyeyim. Çok da fazla uzatmayayım çünkü interaktif geçmesini de istiyorum. O yüzden burada topu tekrar size göndermiş olayım. Hemen araya gireyim o halde. O zaman şunu sorabilir miyiz? Sonuçta bütün sektör yöneticileri bu konuda şikayetçi zaten. Nedir o? İşte bir bilanço yapılamadı yıl sonunda 2022 için. Planlamalar yapılamadı, fiyatlamalar yapılamıyor. Tüketicinin de burada hani her şeyi öngörerek bir şey yaptığınızda maliyetleri çok arttıracağı için tüketiciye fiyat olarak yansıyacak gibi. Ama şu anda siz Anadolu Sigorta birçok konuda da taşın altına elini koymuş bir şirket olarak söylüyorum. Motor sigortalarında özellikle kaskoda bu yılı değerlendirir misiniz? Yani daha
kurları daha değişik riskleri göz önünde bulundurabiliyor musunuz? Şu anda önünüzü ne kadar görüyorsunuz özellikle kaskoda? Şimdi kasko tarafı biliyorsunuz sektörün amiral gemisi, yani kasko ve trafik diyelim ki, çünkü hani sektörün zaten %50'si buradan geliyor. Burada tabii geçen sene oldukça rekabetçi bir dönemden geçtik ve şirketler dediğim gibi stratejilerini daha fazla müşteriye ulaşmak, yeni müşteriyi elde tutmak üzerine yaptılar. Bunun sonucunda da geçen sene ortalama primlerde sadece %14'lük bir artış gerçekleşti. Ya ben datalara baktığım zaman primde %33 artış varken yeni müşteri sayısından kaynaklanan artışı bir kenara koyduğumuz zaman sigorta sektörü sadece %14'lük bir artış yaptı. Dediğim gibi yani geriden fiyatlıyoruz. Bu arada özellikle Kasım ve Aralık aylarında yedek parça maliyetlerine gelen artışlar, marka marka takip ediyoruz bunu, %50'nin üzerinde oldu. Şimdi tabii sigorta şirketi olarak bir yıllık bir süreyle teminat verdiğimiz için bizim geçen yıl boyunca verdiğimiz poliçelerin teminatları bu yılda devam ediyor olacak. Dolayısıyla biz sigorta tarafında ciddi olarak bir maliyet baskısı yiyor olacağız. Bunu da tabii ki yeni dönem fiyatlamalarıyla geriden gelerek ancak toparlayabilmek durumundayız. Sektöre baktığımda şu anda kasko tarafında fiyat artışlarının oldukça iyi gittiğini görüyorum. %60-70'ler seviyesinde ortalama primde artışlar olduğunu görüyorum ki mecburen zaten hani bu olması gereken bir şeydi. Hasar maliyetleri dikkate alındığında. Ben dolayısıyla yıla aslında şu açıdan bakıldığında da iş ortaklarımız açısından avantajlı olduğunu görüyorum. Sigorta şirketleri artık fiyat tarafında doğru fiyatlama yapmak zorunda kalacakları için sektörün bu sene en az %60 civarında büyüyeceğini, primlerin artacağını öngörmek çok olası. Dolayısıyla acente tarafında da, acentelerimizin yatırım gelirlerinde de buna paralel olarak artış olacak bir yıl olmasını öngörüyorum açıkçası. Evet, Fatih Bey, ben biraz da şöyle ilerleyelim isterim. Biraz önce de söylemiştiniz aslında bu oto branşında özellikle 2021'in ortaları itibariyle, yani yaz dönemi itibariyle kısıtlamaların da azalmasıyla birlikte tabii ki hasar frekanslarında da bir artış oldu. Fakat oto dışı tarafa da baktığımız zaman aslında hasarların da çok yoğun yaşandığı bir dönemdi. Yani seller, fırtınalar, yani yangınlar, birçok kötü durumla karşılaştık ve ağır hasarlarla karşılaştık diyebiliriz. Bu çerçevede bakıldığında sigortalı memnuniyeti kapsamında hasar yönetimi süreçlerinde ne gibi aksiyonlar aldınız? Çünkü zaten tüketici biraz uzaklaşmaya meyilli olduğu için şu an alım gücü de düştüğünden dolayı sigortaya biraz daha belki mesafeli bakıyor. Ama burada hizmet noktasında da tabii ki çok önemli olacaktır sigorta şirketlerinin yaklaşımı. Siz bu çerçevede ne gibi hedefler çizdiniz kendinize? Tabii bu çok geniş kapsamlı bir soru. Hani şöyle ifade edeyim. Bir kere iklim değişiklikleri artık günümüzün vazgeçilmez, değişmez bir parçası olmaya başladı. Bildiğiniz üzere gün geçmiyor ki hani yaz döneminde bir şeye rastlamayalım, sele rastlayamayalım ya da hortumlar gözükmeye başladı. Bunlar işte araçlara, evlere, sanayi tesislerine zarar veriyor. Dolayısıyla aslında bu iklim değişiklikleri sigortacılığının işini daha da arttırıyor ama sigortayı da vazgeçilmez kılıyor. Bir kere onu ifade etmek zorundayım. Çünkü siz her ne kadar riskim benim yok, ben zaten işte arabamı dikkatli kullanıyorum ya da işte ben evimde suları açmam, musluğu açık bırakmam deseniz de geliyor dolu camlarınızı kırıyor ya da arabanızı paramparça edebiliyor. Sel geliyor, işte aracınızı park ettiği yerde birdenbire bir hasara uğratabiliyor. Bunun sonucunda da tabii bunların hasarlarının hızlı giderilmesi noktasında sigorta sektörü zaten bugüne kadar olduğu gibi çok aktif bir şekilde rol oynuyor. Pandemi döneminde ben aslında sigortacıların bu anlamda iyi de sınavlar verdiğini düşünüyorum. Hızla aslında hasarları gideriyorlar. Ama sigorta tarafında da bireylerin şu anda gelmiş olduğu bu değerlerin korunması noktasında sigorta yaptırmama gibi bir lüksünün de kalmadığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü ücretler genel seviyesi düşünüldüğünde, genel alım gücümüz düşünüldüğünde
aslında çok cüzi sigorta primleriyle da sigortalanabildiği düşünüldüğünde bu risklerin alım gücünün içinde bulunduğumuz dönem itibariyle yine değerlendirildiğinde sigorta yapmamak hakikaten bir lüks haline geldi. Hani onu söyleyeyim, sigorta yapmak değil yapmamak bir lüks bence şu anda. Çünkü doğal afetler geliyor bir taraftan vuruyor. İşte bir taraftan öngörülmeyen hasarlar ortaya çıkabiliyor. Hasar tarafında nasıl aktif davranıyoruz? Aslında sigorta sektörünün bir özelliği de riski, risk standartlarını ölçerek sizin önlem almanızı sağlamak. Yani testiyi kırmadan önce gerekli tedbirin alınmasını sağlaması. Yani bu gözden kaçırılan bir şeydir ama biz sigortacılar, acentelerimiz de dahil aslında risk yönetimi yapıyoruz. Yani bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Hani acenteyi tipik sadece bir ürünü satan bir eleman ya da sigortacıyı klasik kağıda dayalı bir şey veren, bir güvence veren birisi olarak görmemek lazım. Riskleri analiz eden, bunu anlatan sigortalısına ve bazı risk önlemlerini de ona aldırtan aslında bir yapı söz konusu. Çünkü fiyatlamayla, teminat vererek, vermeyerek, teminat şartlarını zorlaştırarak aslında onları, bu riskleri ortadan kaldırmaya yöneltiyor. Böyle de önemli bir tarafı var. Bunun dışında hasar tarafında zaten ekspertiz süreçleri, hani çok hızlı bir şekilde hasarın giderilmesi, teknolojinin buraya gelmesiyle beraber işte ne bileyim dronelar kullanılarak hasar ekspertizleri yapılıyor ya da uzaktan görüntülü eksper sistemleriyle insanlar artık evlerinden çıkmadan, hani eksper gitmeden biz şu anda konut ekspertizi yaptırıyoruz en basitinden, hani örnek vermem gerekirse. Yine depremde vesaire gibi durumlarda son derece aktif, hani sadece Anadolu Sigorta için söylemiyorum bunu, bütün sektör yöneticilerimizin olay anında ilgili yere gittiklerini, organizasyonları buna göre çok hızlı bir şekilde aksiyon aldıklarını görüyoruz. Yani ben bu anlamda sektörü ve Anadolu Sigorta'yı oldukça iyi noktalarda görüyorum. Efendim, son yıllarda biraz iklimle ilgili değişimlere, çevre bilinci, sürdürülebilirlik biraz buna çok önem vermeye başladı. En azından bütün ülkeler veriyor. Sigorta sektörü de bu konuda çok hassas. İşte gelecekteki elektrikli arabalardan tutun, çevreye zarar vermeyecek birçok şey. Bu konularda sigorta şirketlerinin, sizlerin çalışmaları olacak mı efendim? Yani sigorta şeyi de, mantığı da farklı bir yere evriliyor. Elektrikli araçlar, otonom araçlar geliyor. Tüm yeni yıllara hazır mı hem sigorta sektörü hem Anadolu Sigorta özelinde? Vallahi ortada bir risk varsa sigorta şirketleri mutlaka olacak zaten, biliyorsunuz. Hani orada bir pazar olduğu sürece kaçınılmazdır sigorta şirketlerinin orada olması. Burada tabii pazardaki talepler bizi yönlendiriyor bildiğiniz üzere. Şu anda elektrikli araçlar çok revaçta olduğu için elektrikli araç tarafında sigorta sektörünün de aktif olarak rol almaya başladığını görüyoruz. İşte önümüzdeki yıllarda zaten milli elektrikli yerli aracımızla çıktıktan sonra tahmin ediyorum bunun kapsamı çok daha da genişleyecek. Bizler örneğin biz Anadolu Sigorta olarak elektrikli araçlara özel elektrikli araç sigortası çıkarttık. Tabii bir yeni bir yapı olduğu zaman onun network'ünü de oluşturmanız gerekiyor. Yani elektrikli araç demek sadece o aracın kendisini kapsamıyor aslında. Onun gideceği elektrikli şarj istasyonunu kapsıyor. İşte hani buna bağlı olarak verilecek olan çekici hizmetlerini kapsıyor. Gelecek işte aracın buna göre bir hizmet verebilir kapasitede olmasını kapsıyor. Ve buna bağlı bir ekosistemi kapsıyor. Sigortacılar bunun her tarafında bir şekilde olacaklar önümüzdeki dönemde. Biz Anadolu Sigorta olarak elektrikli araçlara yönelik bir ürün çıkarttık örneğin. İşte network'ü, hasar network'ünü buna göre ayarlıyoruz. Çekme kurtarma hizmetlerini buna göre özelleştirmeye gayret ediyoruz. Diğer taraftan sürdürülebilirlik anlamında biliyorsunuz işte bu güneş enerjisi santralleri, rüzgar enerjisi santralleri giderek hayatımızda daha fazla yer almaya başlıyor. Temiz enerji. Temiz enerji anlamında da bunların sigortalanması tabii ki gündeme geliyor ve bunların sigortacısı olarak da Anadolu Sigorta sahada ve sürdürülebilirlik anlamında sigorta şirketlerinin bir de şöyle bir özelliği var. Sigorta şirketleri topladıkları primlerden dolayı bir fona sahipler ve bu fonları aslında
yeşil bonolara, sürdürülebilir tarafındaki kağıtlara da yatırım yaparak bu anlamda da bu ekosistemin sürdürülmesine destek oluyorlar ki biz Anadolu Sigorta olarak yatırımlarımızın bir bölümünü de yeşil bonolara yapıyoruz. Yatırımcı tarafında sürekli vurgulamak durumundayım. Eski bir ex-CFO olarak Can Bey biliyorsunuz. Orayı da söylemiş olayım. Peki efendim. Teşekkür ederim. Evet. Fatih Bey, biraz da riskler üzerine değerlendirelim isterim. Aslında son iki seneye baktığımızda aslında bireylerin, kurumların ihtiyaçları da değişiyor değişen risk algısıyla birlikte. Ben bunu şöyle sorayım, yani Anadolu Sigorta özelinde sorayım. Bu iki senelik perspektife baktığınızda hangi ürün ve branşlarda daha fazla ön plandaydınız veya daha agresif hedefleriniz olacak mı? Hangi ürünler çerçevesinde? Çünkü ön plana çıkan ürünler de var. İşte finansal sigortalar, sağlık branşı da bu dönemde çok ön plandaydı tabii ki pandeminin de etkisiyle birlikte. Hatta daha geniş bir çerçevede sorayım. 2022 yılı hedef ve planlamalarınızda neler olacak? Teşekkür ederim Damla Hanım. Anadolu Sigorta olarak şöyle bir özelliğimiz var aslında. Hani aslında aşağı yukarı her branşta Anadolu Sigorta'yı görebilirsiniz ve ilk sıralardayız. Yani ilk üçteyizdir genellikle. Burada biz aslında geniş bir kadroya da sahip olduğumuz için oldukça tecrübeli. Çok farklı branşlarda liderlik noktasını sürdürebilecek kadrolara sahibiz. Dolayısıyla Anadolu Sigorta aslında her alanda büyümeyi arzuluyor. Bir kere onu söylemiş olayım. Ama tabii ki son dönemler, yani ekonomik konjonktür, piyasanın gittiği noktalar da daha fazla büyüyeceğiz. Son dönemde biliyorsunuz birkaç yıl önce Cumhurbaşkanımız çıktı demişti ki, hatırlayacak olursanız, sigortacılık sektörünü stratejik bir sektör olarak ilan ediyoruz demişti ve finansal hizmetler içindeki finansal piyasalardaki payının %20'ye çıkartılması hedeflenmişti. Şu anda finansal piyasalardaki payı %4'ler civarında, biliyorsunuz bankalar orada önemli bir kısmı oluşturuyor. Hani bu açıdan bakıldığında sektörün büyüyeceği alan belli. Yani belli noktalarda çok hızlı büyüyebiliyorsunuz. O başta da sağlık geliyor. Dolayısıyla Anadolu Sigorta'nın sağlıkta büyümeye devam edeceğini şimdiden buradan söyleyebiliriz. Ve sağlığın da şöyle bir özelliği var. Burada bir network yatırımı yapmanız gerekiyor. Yani her şirketin sağlığa girmesi, burada büyümesi feasible değil. Ya bazı şirketler üzerinden ürününüzü satmak zorundasınız. Yani onların ürünlerini kendi markanızla white label alıp satmak zorundasınız. Ya da kendi sisteminizi geliştirmek zorundasınız. Burada da yani 4-5 şirketin üzerine çıkılabilecek bir yapı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla sağlık sigortaları hızlı büyüdüğümüz bir alandı. Bundan sonraki dönemde de bu TSS ile beraber ÖSS'ye ilaveten hızlı bir büyüme olmasını, Anadolu Sigorta'nın da burada yer almasını bekliyoruz. Nakliyat, yangın gibi branşlarda iddialıyız. Geçen sene yüksek artışlar kaydettik. Çoğunda zaten gene lider durumdaki şirketlerdeniz. Buradaki artışlarımız devam edecek. Kasko tarafında yine ben bu sene iyi artışlar yakalanacağını düşünüyorum Anadolu Sigorta tarafında. Yani gümbür gümbür geldiğimiz bir yıl olacak diyebilirim. Efendim, şimdi sonuçta bizi izleyenlerin bir çoğunluğu acenteleriniz, tüm sektöre hizmet veren acenteler, çoklu acenteler de vardır. Biraz acenteleri de konuşalım istiyorum ben. Sonuçta onlar da zorlu bir süreçten geçiyor. Bu dönemde sizler de onlara şirketler olarak elinizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştınız. Efendim, bir sektörün gündeminde münasıran acentelik söz konusu gündeme geldi açıkçası. O konuda da fikrinizi almak isterim. Sonuçta Anadolu Sigorta'nın böyle bir kemik yapılı acenteleri var. Yani münasıran sizde, yani tek acenteliğinizi Anadolu Sigorta'dan alan şirketler, acenteler var. Bu konuda sizin görüşünüz nedir efendim? Yani bir acenteleri değerlendirin. Biraz da bu ekskluziv acentelik konusunda, çünkü şirketlerin yaklaşımı şu, yani bizler çoklu acenteler, ne onlara eğitim verelim, bir yardım yapacağımız zaman falan, hani biz kime yardım yapacağımızı, kime destek olacağımızı çok bilmiyoruz. Üretimleri gözümüzün önüne alarak bir takım şeyler yapıyoruz ama gibi söylemler oluyor. Sizin bu konuda görüşleriniz nedir Anadolu Sigorta olarak?
Şimdi acentelerle ilgili bakış açımız şu aslında, Nazım Hikmet'in şiirindeki gibi ben her toplantıda da söylerim diğer acentelere, yani Anadolu Sigorta ve acentelerin ilişkisini şöyle görüyoruz. Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine. Bu bir ekosistem. Anadolu Sigorta 96 yıllık bir şirket, acenteleriyle buraya gelmiş. Bundan sonraki dönemde de bu ekosistemi el ele kola kola daha ileriye götürmek isteyen bir şirket. Dolayısıyla acentelerin kaygısı bizim de kaygımız, ortak kaygılar, çıkış noktaları beraber üretilmesi gereken bir takım çözümleri gerektiriyor gördüğüm kadarıyla. Acenteliklerin kendi içinde kronikleşmiş, maalesef ki içinde bulunduğumuz dönemde bazı problemler var. Bunların bir kere çözülmesi gerekiyor. Bunların başında da aslında acentenin münhasır ekonomik alanının korunması geliyor. İşte portföy hakları vesaireyle tamam, hani bir grup korunma sağlanmış ama acentenin münhasır ekonomik alanının korunması da aslında münhasır acentelikten geçiyor benim bakış açıma göre. Ve tabii ki kanun koyucunun, mevzuat yapıcının da düzenlemeleri ile. Bu açıdan münhasır acenteliklerimizi biz ayrı bir gözle bakıyoruz. Yani Anadolu Sigorta olarak olabildiğince onlara eşitler arasında birinci, hatta eşit olmayıp da biraz daha farklı davranmaya da çalışıyoruz. Komisyon anlamında farklı davranmaya çalışıyoruz. Ödüllendirme anlamında farklı davranmaya çalışıyoruz. Ama hepsinden önemlisi de iletişim anlamında çoklu acentelere göre tabii daha uzun süreye yayılmış ve tek taraflı bir şey olduğu için, iletişim olduğu için, iletişim anlamında da daha net ilişkiler içinde olduğumuzu görüyoruz. Şimdi acenteliklerle ilgili olarak bence esas konu sürdürülebilirlik. Yani acenteliklerimiz doğal olarak önümüzdeki sürecin kendine ne getireceklerini bilmiyorlar ve bu dijitalleşme ortamındaki gelen tehditlerden dolayı işlerini, müşterilerini korumak, geliştirmek istiyorlar. Şimdi buradaki çıkış yolu bence kurumsallaşmadan geçiyor. Yani kurumsallaşma derken, kurumsallaşma nedir aslında? Profesyonelleşmedir. Genelde şeye benzetiyorum ben, bizdeki acenteler tabii, acente çok geniş bir kavram tırnak içinde. Hani her şeyi, iki kişilik acente de var, atıyorum işte yüzlerce çalışanın olduğu acente de var. Çok ortaklıklı acenteler de var. Ama hani Türkiye'deki acentelerin orta şeyine bakıldığı zaman, hani ana yapısına, genelde aile şirketleri olduğunu görüyoruz. Hani İtalya'daki aile şirketleri gibi. Bunların devamı bir şekilde kendinden sonraki gelecek neslin bu işin içine girmesi, işi ona aktarmasına bağlı. Hani genelde bunu görüyoruz. O zaman ne olması lazım? Aslında genç insanların bu işlere gelip teknolojiyle de desteğini alarak onların mesleklerini sürdürecek bir yapıda olması lazım. O yüzden gençlerin bir kere bu işin içine girmesine çok önem veriyoruz ve önümüzdeki dönemde gençlik konseyi tarzında bir şey oluşturup acentelerimizin kendinden sonraki nesillere devredebilmesi için bu arkadaşlarımıza sigortacılığın sevdirilmesi, onların olabildiğince bizimle beraber kaynaşması ve işin içinde olmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Tabii ki eğitimler, işte bütün şeylerde olduğu gibi, sigorta şirketlerinde olduğu gibi, akademik anlamda hani sigortacılığın tanınması, bilinmesi ve daha detay, daha hizmet, iyi hizmet verilebilmesi öncelikle eğitimden geçiyor. Yani o tarafta bir destek alınması, daha sonra genç neslin bu işin içine sokulması ve bazı şeylerin de aşılması gerekiyor aynı zamanda. Mesela ben tahsilat konusunu acentelerin sürdürülebilirliği anlamında son derece riskli bir konu olarak görüyorum. Bu bilmiyorum hani ne kadar konuşuluyor, zaman zaman konuşuluyordur vesaire, ama hani yıllardır bu işin içindeyiz, sektörün içindeyiz. Akşam yatarken kafası rahat olmayan o kadar çok acente vardır ki, müşterisinin borcunu üstlendiği için. Burada yapılması gereken acentelerin üzerindeki tahsilat riskinin kaldırılmasıdır. Bakın, bireysel sigortalara bakıldığı zaman hayat sigortalarında, değil mi? Emeklilik sigortalarında, sağlık sigortalarında acentenin tahsilatla uğraşma gibi bir durumu söz konusu değil. Poliçeyi düzenledikten sonra en fazla ilk tahsilatı alır getirir. Ondan sonrasında şirket yapısı üzerinden gider. Bizde ise acente bir anlamda her işe koşulduğu için tahsilat noktasında da işin içinde kalmış ve düzenleyici tarafından zorunlu kılmadığı sürece de sigorta şirketleri olarak bu tahsilat yetkileri verildiği için çok ciddi risklerle karşı karşıya kalmak durumunda kalmışlar.
Şu anda da hakikaten hani ekonominin böyle dalgalı olduğu dönemlerde bakıyoruz acentelikler müşteri borçlarını üstlendikleri için çok zor duruma düşebiliyorlar. Çok sıkıntılı durumlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden bence tahsilat tarafında bir de eleman ayırmak vesaire falan. Şimdi bireysel sigortalarda kredi kartlarının bu kadar yaygınlaştığı noktada artık zaten bireyselin tamamen hani o tarafa doğru döndürülmesi, ticari işlerde ise daha ziyade acenteliklerin devreden çıkıp sigorta şirketleriyle sigortalılar arasında bir tahsilat sürecinin devam etmesinde fayda görüyorum. Çünkü insanız hepimiz, yani yıllardır aynı müşterilere hizmet veriyor acenteler. İster istemez yüzümüz yumuşuyor. Oradan gelen çekler, tavizler vesaire dönüyor dolaşıyor. Günün sonunda acentelerin mali yapısını tehdit eder hale geliyor. Bence acenteler üzerindeki tahsilat konusunun bir an önce düzenlenmesi, kaldırılması gerekli. Münhasır acentelik konusunda da son derece kıymetli görüyorum ben münhasır acenteleri. Bundan sonraki dönemlerde de Anadolu Sigorta farklı komisyon uygulamaya devam edecek acentelerine, münhasır acentelerine farklı davranmaya da devam edecek. Hani nereye kadar yapabiliriz ona da tabii ki bakacağız. Efendim tam bu aşamada ben bir ekleme yapayım ya da onun fikrinizi alayım, öyle devam edeyim. Şimdi bu tahsilat konusunda biraz da trafik sigortalarında acenteler devre dışı kalmış gibi. Kredi kartlarıyla ödemeler yapılıyor ağırlıklı. Ama bu arada tabii ki geçtiğimiz dönemlerde kredi alıp, bankadan kredi alıp işte o sırada müşterisini, sigortalısını kaybetmemek için onun adına ödeme yapan acenteler biliyorum ben. Ta aynen de dediğiniz gibi finansal açıdan büyük sıkıntılara girdiler. Ki o zaman faizler yüksek değildi. Şimdi bir de faizler de buna bindi üstüne. Artık hani sigortalısını kaçırmayı bile göz önünde bulundurarak tahsilat işinden birçok acentenin sıyrılması gerekiyor ki yarın öbür gün bu sıkıntıları mali açıdan yaşamasınlar diye. Ben de bir ekleme yapayım. Burada ekleme yapacağınız çok kısa bir bölüm olursa hemen alayım. Hemen Damla'ya sonra pası atmak istiyorum. Yani inşallah hani olabildiğince güzel günleri görmemiz açısından bu tahsilat konusunun bir an önce düzeltilmesinde fayda görüyorum ben de. Burada ekleme yapabileceğim konu şu olabilir aslında. Eleman bulmak ve çalıştırmak son derece zor hale geldi. Yani acenteliklerin önümüzdeki dönemde en büyük problemlerinden bir tanesi de bu olacak. Bizler sigorta şirketleri olarak bile vasıflı elemanı bulmak, içeride tutmakta zorluk çekerken acentelerin bu kadar operasyonun içinde olması, bir de tahsilat için ayrı elemanlar tutması, işte burada kredi risklerine girmesini falan, hani bunları son derece aslında riskli ve gereksiz görüyorum. Ve bir süre sonra finanse edilemez noktalara da gelebilir bu bütün sektör açısından. Evet. Bu arada ben Fatih Bey'i de biraz dinlendirmiş olalım. Şimdi yayınımız da canlı olduğu için tabii gelen yorumlar da var. Onları da aktarıyorum sizlere ama öncesinde tabii ki kanalımıza abone değillerse abone olmayı unutmasınlar lütfen ve videolarımızı beğendilerse beğen tuşuna basmayı unutmasınlar. Bildirimleri açarak da yayın akışımızdan haberdar olabilirler. Şimdi hemen hızlıca gelen mesajları aktarayım. Barış Kaya, Esra Dike, Mustafa Aktaşoğlu, Mustafa Karakaya, Mehmet Abacı, yine aynı şekilde Necip Güney, Seyit Göleber selamlarını göndermiş yayınla ilgili. Cenk Bey yazmış, Cenk Böran, kendisi de Antalya'dan acentemiz. Şöyle bir soru sormuş. 2022 hedeflerini genişletirsek gelecek 10 yılda sigorta sektörü hangi branşlarda daha fazla büyümesini bekliyorsunuz gibi bir soru da var. Onun dışında Çakı Sigorta Sayın Müdürüm başarılarının devamını dilerim diye de iletmiş. Zekiye Palancı, Serkan Çuvalcı, Mustafa Sezer Arık hepsini ilettim sanırım böylelikle. Fatih Bey çok bir tane bir soru vardı ama onunla ilgili bir cevaplandırma yapmak isterseniz cevap alabiliriz. Yoksa normal akışımıza da devam ediyoruz. Sektörümüzü parlak görüyorum aslında geleceğini. Yani sektörün geçen yılki prim üretimi büyüklüğü hayat dışı sektörün 87,5 milyar lira civarındaydı. Ben bu sene 150 milyara çıkacağını öngörüyorum. Belki hani şaşıracaksınız ama bu sene ciddi olarak sigorta sektörünün prim hacmini arttıracağını düşünüyorum. Sektörün geleceği tabii ki bizlerin elinde. Yani bizler aracılar olarak, sigorta şirketleri olarak ne kadar uygun fiyatla geniş alana yayılacak şekilde ürünlerimizi satabilirsek
O kadar aslında ileriye yönelik potansiyeli de gerçekleştirmiş oluruz. Hani o açıdan bakıldığında ben sağlık sigortalarının, özellikle tamamlayıcı sağlık sigortası ile ÖSS ile başlayan, şimdi tamamlayıcı sağlıkla devam eden yapının aslında çok daha ileriye gidebileceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde bütünleşik ürünlerle bu 18 yaş altına yapılan BES ürünleri ve hayat bireysel emeklilik ürünlerine eklenecek olan ürünlerin hayat dışı tarafı da çok son derece geliştireceğine inanıyorum. Asistans hizmetleri, işte konut sigortaları, hani nereye baksanız aslında ciddi potansiyel var. Bu hizmete kolay erişim, uygun fiyatla erişim ve daha büyük sayılara ulaşarak daha iyi noktalara götüreceğimiz bir potansiyelin olduğunu bizlere gösteriyor. Yeter ki bizler kaliteli hizmet vermeye devam edelim. Belirli noktalarda takıldığımız problemlerimizi aşalım. Belki onu önümüzdeki dakikalarda biraz daha açabilirim. Çünkü belirsizlik noktasında bazı bir iki tane ufak konu var bizim sigorta şirketlerinin halletmesi gereken. O noktaları aştığımız zaman ben sigortacılığın önünün çok parlak olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi Fatih Bey aslında acentelerle ilgili de bir takım mesajlar vermiş oldunuz. Tam da bu kapsamda yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Pandemi döneminde gençlere destek olmak ve istihdam sağlamak amacıyla da Genç Anadolu Projesi'ni hayata geçirdiniz. Bu projeyle birlikte de tabii ki 35 yaş altı 11 kişiye kendi acenteliğini açma fırsatı sunmuş oldunuz. Bizi bu projenin detaylarından bahseder misiniz? Geri bildirimler nasıl oldu? Bu proje özelinde veya gençlere yeni imkan sağlayacak farklı projeleriniz de olacak mı bu noktada? Tabii. Yani çok keyifli bir projeydi. Öncelikle onu söyleyeyim. İstihdam bence günümüzün en önemli problemi. Yani bizim kazanmak ve kazandırmamız lazım ve genç insanlara da aslında istihdam yaratmamız lazım. Anadolu Sigorta'nın yaklaşımına baktığınızda da aslında bunu hep bir yerlerde görürsünüz. Mesela bizim Bir Usta Bin Usta projemiz de böyle bir şeydi. Yani bir taraftan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak, hayatta tutmak. Diğer taraftan da insanlara bunu öğreterek bir iş sahibi yapmak ve bundan sonraki nesillere aktarmaktı. Acentelik de aslında çok farklı değil. Yani acentelik de aslında korunması, kollanması ve sonraki nesillere aktarılması gereken bir meslek. Bu bakış açısıyla yaklaştık konuya. Ve istihdam noktasında da genç arkadaşlarımız, gerçekten sigortacılığa gönül veren insanlara nasıl destek olabiliriz diye düşündüğümüzde, işte bu konuya ilgi duyan, kendine bu konuda bir kariyer edinmek isteyen arkadaşlarımıza belirli aşamalardan geçtikten sonra hani bünyemize katmak ve onların kuruluşlarına destek vermek, ofis harcamalarına destek vermek, teknik bilgiyle donatmak ve bundan sonraki dönemlerde sektöre hizmet etmelerini sağlamak için böyle bir proje yaptık. Farklı illerden son derece güzel çalışma arkadaşları edindik ve onların acenteliklerini kurmasını sağladık. İnşallah onlar ve şey de yapmadık, hani illa Anadolu Sigorta ile çalışacaksınız gibi bir sınır da getirmedik biz onlara aslında. İnşallah onlar bundan sonraki dönemlerde daha sigortacılığın gelişmesi için bu bayrağı daha ilerilere taşıyacaklar. Çünkü hani benim inandığım bir söz de var. Usta çırak ustayı geçecek ki, değil mi? Meslek devam etsin. Bu arkadaşlarımız da tecrübeli abilerini, ablalarını geçecekler ki acentelik mesleği devam etsin. Bu gözle bakıyoruz biz. Efendim, şimdi acenteler biraz evvel de bir önceki şeyde değinmiştiniz. Aileden geçiyor. Aileler çocuklarına aktarmaya çalışıyorlar bu işi. Ben Antalya'da bunun tam örneğini gördüm. Şimdi sonuçta bir arkadaşımız var acente. Çocuklarını bu işe yönlendirmeye çalışıyor. Ama çocuklar çok ilgili değil. Bir de o kadar çok acentelerle ilgili negatif şeyler okuyorlar ki, ya bugün gazete sigortanın manşetinde de var mesela. İşte komisyonlarımız yükselsin. Evet, çok zor durumdayız. Hatta sosyal medyada da biliyorsun paylaşımlar oldu geçmiş zamanda. İşte bittik, battık, iflas ettik gibi. Şimdi bunlar acaba gençleri olumsuz etkiliyor mu? Çünkü
Yani benim arkadaşımdan duyduğum sonuçta diyor ki yani bizim oğlan hiç ilgi duymuyor böyle şeylere. Yani ofise zorla getiriyorum. O da işte sürekli internetten kendine yemek söylüyor. Oturuyor bütün gün aşağı ofiste gibi. Yani bu gençleri de biraz ısındırmak gerekiyor değil mi sektörü? Çok olumsuz söylemler gençleri biraz soğutuyor sektörden. Şimdi sigortacılık bir kere çok saygın bir meslek. Onun saygınlığını anlatmak da bizlerin görevi. Korumak ve geliştirmek de bizlerin görevi. Ben sigorta sektörüne girdiğim zaman bankacılıktan geçmiştim. Sigortaya geçiyorum deyince vah vah tüh tüh falan dediler. Yani hani böyle bir algı vardı. Hani geldiğimiz aşamada sigorta şirketleri içinde koskoca bir dünya var aslında. Hani bakıldığı zaman değil mi? Teknik tarafta yazılımcısından efendim underwriter'ına, burada fiyatlayandan şeye kadar ve bunun en uç noktasında da sizi temsilen bir acentelik kavramı var. Eğer acentelikleri sadece bir kasko sigortacısı, trafik sigortacısı, trafiğe hapsolmuş şey olmaktan çıkartırsanız o zaman zaten mesleğin saygınlığı da işin içine daha fazla girmeye başlayacak. Yani bizler aslında çok önemli bir iş yapıyoruz sigortacı olarak. Normalde kimsenin veremeyeceği risklerin altına imza atıyoruz. Riski analiz ediyoruz. Bunu müşteriye doğru bir şekilde anlatıyoruz. Bizim işimiz kağıt basmak değil ki. Yani kağıdın üzerine bir şeyler basıp vermek değil. Onun içine nüfuz edilmesi için de o arkadaşlarımızın bu mesleğin özelliklerini, tekniğini anlamaları lazım. Yani onları anlatacak şirketlerle beraber el ele kol kola yürümeleri, o eğitimi, o eğitim teknik altyapısını almaları ve hangi alana ilgi duyuyorlarsa yani çocuk vardır işte ne bileyim şeye daha çok sosyalleşmeye dönüktür. Mesela onun yüzü dışarı dönüktür. Ama başka bir evladımız daha içeridedir mesela. O daha teknik çalışmayı sever. Hani daha operasyonu şeyi sever. İnsanların da tabii özelliklerine göre ama sigorta sektörü öyle geniş bir alana hitap ediyor ki yani sizin saha içinde tekniği de çok geliştirebileceğiniz, geliştirerek yapabileceğiniz katkılar var bir acentiye. Dışarıda satışta da yapabileceğiniz işler var. Önemli olan her gencin ilgi alanını keşfedip onu ailenin bir parçası haline getirmek, sigortacılık ailesinin bir parçası haline getirmekten bahsediyorum. Onu o şirketin çalışanlarıyla tanıştırmak, işte müdürleriyle tanıştırmak, network'ünü anlamasını sağlamak ve oradan yola çıkarak kendi keyif aldığı işleri nasıl sigortacılıkta yapacağını düşündürtmek. Onu yapabilirsek çok iyi noktalara gideriz. Bir de tabii sigortacının şöyle bir özelliği de var. Geçen bir acentemizle konuşuyordum. Dedi ki Fatih Bey dedi ben dedi sağlığa çok önem veriyorum dedi. İşte sağlık tarafında dedi işte şimdi biraz TSS'de çalışıyorum ÖSS'de. Kızım var dedi şimdi hani inşallah dedi ilgi duyar mı duymaz mı bilmiyorum ama dedi ben bu ürünü onu çeyiz gibi düşünüyorum dedi. Nasıl yani dedim. Ya dedi işte burada bir şey var. Hani bir portföy var. Bu portföyün getirisi var. Ve bu onlara aslında gelecek için de garantili bir getiri sağlıyor. Bir yatırım imkanı sağlıyor. Hani bu açıdan bakıldığında hiç böyle düşünmemiştim. Gerçekten aslında hani bugün çocuklar bir yerden mezun oluyorlar diyelim ki. Hani maaşlı bir işe girseler ne kadarlık bir getiri sağlayabilecekler? Nasıl bir hikaye yaratacaklar? Ama burada bir acentenin de yönetici olma ve o acenteliği büyütme mesela bence çok heyecan verici bir şey. Yani o misyonu ona aşılayabilirseniz gelecek gençlere onlar çok daha ileriye götürürler acentelikleri bence. Efendim, şöyle diyeyim ben. Sonuçta gençler de geldiği zaman şöyle yapıyorlar. Ya siz bu işleri bilmiyorsunuz. Bırakın biz bak okulda şimdi yeni okuduk. Sizin bu üslubunuz çok doğru değil falan diye bize de bir almaya çalışıyorlar diye de biz benzerini sektörden de duydum açıkçası. Öyle de bir durum var. Şimdi gençler tabii çok müthiş geliyorlar. Dijital çağdan geliyorlar. Doğal olarak tarafta da farklı yaklaşımları oluyor. Bize yani bizim hiç aklımıza gelmeyen şeyleri de gündeme getiriyor ama böyle hani yılların tecrübelerini de bir anda sıfırlayıp da böyle bir şey bakışları da yok değil açıkçası. Evet Damla nasıl ilerliyoruz? Can Bey, bizim aramızdaki diyalog en azından çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi genç tarafta olduğum için siz de tecrübe tarafındasınız. Karşılıklı çok güzel paslaştığımızı da düşünüyorum hazır böyle bir örnek varken ekranda da. Şimdi Aynen. Fatih Bey,
Uygunsa aslında biraz da farklı sigorta ürünlerine ve branşlarına geçelim istiyorum ama bu noktada tabii ki evcil hayvan sigortasını biz son dönemde çok kullanıyoruz. Aynı zamanda bununla ilgili de bir program da yaptık. İyi ki sigortalıyım. Bunu da hatırlatmış olalım bu arada. Tabii Fatih Bey'e soracağım bunu ama YouTube'da Sigorta Ekranı kanalında izleyebilirler. Bölümlerimizin devamı gelecek. Evcil hayvan sigortası ile ilgili de çok güzel bir içerik hazırladığımızı düşünüyorum. Eğer bu konuya ilgisi olanlar varsa açıp izleyebilirler şu an kanalımızda yer almakta. Onu da ifade etmiş olalım. Şu an için Fatih Bey ile devam edebiliyor muyuz? Eğer edebiliyorsak, evet. Tamam. Şu anda ekranda. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor şu anda. Evet. Konuşuyorum evet. Şu anda sesim geliyor mu? Tamam, okey. Geliyor. Şu anda geliyor, evet. Çok güzel. Şimdi Fatih Bey biraz böyle konuyu farklı yerlere getirelim istiyorum. Aslında evcil hayvan sigortası da Anadolu Sigorta'nın en böyle ön plana çıkan ürünlerinden, yeni ürünlerinden bir tanesi. Bence çok sempatik bir ürün aslında bakıldığında. Pandemiyle birlikte insanların tabii ki evcil hayvan sahiplenme oranı da bir o kadar arttı. Valla bazen görüyorum çevremde de açıkçası kendimize göstermediğimiz hassasiyeti evcil hayvanlarımıza gösteriyoruz. Şahsen ben öyle oluyorum bazen. Kendimi pas geçebiliyorum. Aman işte kedim var bir tane. Kedime bir şey olacak mı? Bir şey olsa hemen veterinere götüreyim. Biraz o konuda hassas olabiliyoruz. Bu ürün özelinde de konuşalım. Tepkiler nasıl? Geri dönüşler nasıl? Anadolu Sigorta tarafında. Bu arada Berna evet. Hanım'ın kedisini de görmedik zannetmesinler. Buradan Berna Hanım'a da bir mesaj atalım. Evet, yanında gülüyor zaten şu anda. Şimdi aslında ürünümüz çok keyifli bir ürün. Hani bakıldığı zaman fiyat hizmet dengesi anlamında da sektörün en iyi ürünlerinden bir tanesi. Patim Güven'de. Hayvan dostlarımızın kedi ve köpeklerine yönelik yaptığımız bir ürün, geliştirdiğimiz bir ürün. Can dostlarına yönelik diyelim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum aslında. Giderek pandemi dönemiyle beraber insanlar aslında daha fazla iletişime geçmekten ziyade hani hayvanlarıyla daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Ve giderek de bu şey trend artıyor. Sigortacılar olarak büyük bir alanda sigortalılarımızın hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Ben her şeyden önce bunu bir fırsat olarak görüyorum acentelerimiz açısından. Neden? Çünkü bizler gün içinde gittiğimiz zaman sigortalılarımızla pek çok şeyleri konuşuyoruz değil mi? İşte spordan bahsediyoruz, efendim finanstan bahsediyoruz, siyasetten bahsediyoruz. Hayvanlar da bunun aslında bir parçası. Hani kedimizden, köpeğimizden vesaire bahsederken. Aslında acentelerin sigortalılarıyla iletişime geçmesi anlamında da çok güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ürün neyi içeriyor? Ürün aslında acil tedavi hizmetlerini, veteriner hizmetlerini içeren son derece kapsamlı bir ürün bizim ürünümüz. Ve hayvan sahiplerinin liği arttıkça da hani daha fazla bilinçle beraber ben burada ciddi bir iletişim anlamında, hani prim anlamında çok fazla bir beklentimiz yok ama iletişim anlamında özellikle sigortalılarla kurulacak iletişim anlamında çok kıymetli bir ürün olduğunu düşünüyorum. İşte kediniz, köpeğiniz kaybolduğu zaman vereceğiniz ilanın masrafından tutun belli bir limite kadar. İşte onun veterinerdeki muayenesi ya da işte bir yerden düştü, kavga etti ya da siz gitti başka bir yere birine zarar verdi. Bunun karşılanmasına kadar uzanan aslında hayvan sahiplerinin gerçekten ihtiyacı olan bir ürün olduğunu düşünüyorum ben bu ürünün. Güzel de satışlarımız gidiyor ama daha da iyi olacağını tahmin ediyorum. Peki. Damla, o zaman programımızın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Başka soru gelen soru yoksa şayet Fatih Bey'in son eklemek istediklerinizi soralım. Evet. Bizim yayınımıza ilk defa katıldı. Çok yormayalım. Bir evet. Daha yayınımız sonra. Ama bir saate yaklaşmışız aslında. Zaman nasıl geçti ben de anlamadım açıkçası. Çok keyifli bir programdı. Son olarak bizim atladığımız ya da sizin önemli gördüğünüz konular varsa son birkaç cümleyle alalım. Sonrasında birlikte programı kapatıyor olacağız Fatih Bey.
Çok teşekkür ederim. Bütün yayında, yapımda emeği geçenlere, ekranı başındaki değerli izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Pozitif mesajlarla bitirmek istiyorum açıkçası. Bizim görevimizin kazanmak ve kazandırmak olduğunu düşünüyorum. Ve güzel noktalara hep beraber sektörümüzü bütün paydaşlarımızla beraber getireceğimize inanıyoruz. Anadolu Sigorta bir uzun yol koşucusu. Sektörde daha uzun yıllar inşallah acentelerimizle beraber daha iyi sonuçlara ulaşacağına da eminim bütün ekibin. Bu anlamda burada konuşma imkanı tanıdığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar. Çok teşekkürler. Peki, biz de size çok teşekkür ederiz. Güzel bir yayın oldu. İçtenlikle tüm sorularımızı cevapladınız. Ve bu arada tabii bizim sizinle tanışıklığımız var. Buradan ilk kez bir arada yayın yapıyoruz. Burada da gayet iyisiniz Fatih Bey. Bir sıkıntı. Öyle uğurlayalım sizi. Kendinize dikkat evet. edin efendim. Sağlıkla görüşmek bakalım. Üzere. Hoşçakalın. Selamlar. Bay bay. Sigorta ekranında bir yayının daha sonuna geldik. Farklı konu ve konuklarla yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın. Damla, istersen şu eklemeyi yapalım. Fuarla ilgili eklememizi yapalım. Tabii. Böyle bir trenin programı arzu edersen. 3-5 Mart Antalya Belek'te yapılacak olan ilk kez sigorta sektörünün ilk kez bir sigorta fuarı ve kongresi var. Buradaki tüm toplantılar, kongre boyunca olacak toplantılar, canlı yayınlar, özel röportajlarla biz orada olacağız. Bizi o tarihlerde şimdiden izleyebilirler. Merak ettikleri panelleri sigorta ekranından takip edebilirler. Büyük bir teknik aksaklık olmadığı takdirde çakışmayan toplantıları, çakışanları da banta alıp daha sonra yayınlamak üsülüyle bir oradan canlı yayınlar gerçekleştireceğiz. Bunu da izleyenlere aktarmış olalım. Evet. Sen de orada olacaksın, Cihan da olacak. Tüm evet. Sigorta Medya ekibi Antalya'da olacağız. Bunu da tüm izleyenlere aktarmış olalım. Çok teşekkürler. Güzel evet. bir yayın oldu. Çok teşekkürler. Kutluyorum. İzleyenlere de sağlık diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.